Bugün 8 Şubat 2024 Perşembe. Hoş geldiniz. Ne dediysek o. Sarayla anlaşan Selahattin Demirtaş'a Dem Parti ile PKK set çekti. Önce sırrı sakık, ardından Saruhan Oruç ile Rüştü Tiryaki'yi hapishaneye gönderdiler. Demirtaş'tan eşini İstanbul Belediye Başkanı adaylığından çekmesini talep ettiler. Selahattin Demirtaş da direnmenin bir anlamı olmayacağından bu talebe boyun eğdi ve DEM Parti ile PKK merkez yönetiminin istemini yerine getirdi. Bu şekilde de Başak Demirtaş'ın adaylığı tamamen gündemden çıktı. Aktarmıştım iktidarın projesi Ekrem İmamoğlu'nu seçtirmemek için küçü seçmenden anketlerde en çok oy alan Başak Hanım'ı aday yaptırmaktı. Bunun için Selahattin Demirtaş ikna edilmişti. Kendisine de hapisten çıkma sözü verilip yeni demokratik Kürt hareketini başlatması için destek olunacağı taahhüdü verilmişti. PKK ve DEM Parti bunu görüp hayır dedi ve hemen yol kesti. Sırrı sakın alel acele hapishaneye gönderilmesi bundan. Demirtaş'a kararından vazgeçmemesi durumunda iktidar işbirlikçisi ilan edileceği uyarısında bulunuldu. Kandil'deki PKK baronlarının endişesi Selahattin Demirtaş'ın metot olarak terör yerine uyu esas alan Demokratik Kürt Hareketi'ni başlatıp örgütü ve tabanı bölme ihtimalidir. Başak Demirtaş adaylığını engelleme hamlesinin asıl sebebi budur. Basit anlatımla Abdullah Öcalanlar, Murat Karayılanlar, Cemil Bayıklar ve Duran Kalkan gibiler ölene kadar örgütün yönetimini arkadan gelen gençlere verme eğiliminde değildirler. Selahattin Demirtaş'ı da bu bağlamda kişisel tehdit olarak görüyorlar. Demirtaş'ın Kürtçü tabandaki etkisi ve popüleritesinden rahatsızdırlar. Aynı şekilde devletin ve iktidarın Öcalan ve Kandil yerine Demirtaş'ı muhatap almasına ve onun üzerinden senaryolar geliştirmesinden de hoşnut değildirler. Hapisten çıkarılacak Selahattin Demirtaş'ın daha da güçleneceğini düşünüyorlar. Bundan dolayı iktidarla Demirtaş arasındaki anlaşmayı ve kurulan yeni ilişkiyi sabote ediyorlar. Özetle Başak Demirtaş'ın adaylığını engelleyen Kandil'dir. DEM Parti'nin böyle bir inisiyatif alması mümkün değil. Zira yapısı arabesktir. Her bakıştan isimler var ve dinamik değil. Hatırlayalım. Başak Demirtaş adaylığını ilk açıkladığında DEM Parti o ismi benimsemişti. Peki Selahattin Demirtaş'ta iktidar bundan sonra ne yapar derseniz elbette bir B planları vardır. Demirtaş ile saray bu ihtimali dikkate alıp alternatif politika belirlemişlerdir. Hedef İmamoğlu'nu seçtirmemek, tahliye olmak ve de yeni demokratik Kürt hareketi ise başka yollara başvuracaklardır. Mesela Demirtaş tarafından Ekrem İmamoğlu aleyhine tweet'ler atılabilir, mesajlar yayınlanabilir. Yine milliyetçi seçmenin kafasını karıştıracak şeyler de gündeme getirilebilir. Bütün bunlardan hareketle bundan sonraki süreç belirsizliklerle, sürprizlerle doludur. Dem Parti yarın Başak Hanım'ın yerine Meral Danış Bektaş ya da Sırrı Süreyya Önder gibi bir isma aday gösterebileceği gibi hiç aday çıkarmama ihtimali de var. Ancak söylenen Dem Parti'nin artık kimi aday yaparsa yapsın İstanbul'da heyecan yaratan icavede kendi gerçek oyunu bile zor alabileceğidir ki bu durum elbette Ekrem İmamoğlu'na yarar. Kuşkusuz bunun okuması eşittir. Bugünden Ekrem İmamoğlu kesin seçiliyor demek değil. İktidar İstanbul'u vermemek için daha akla hayale gelmeyecek her şey yapacak. Söylediğim gibi milliyetçi kesimi kışkırtacak ajitasyonlar hatta sabotajlar bile gündeme gelebilir. Seçime daha 50 günden fazla var ve son 20 gün çok şeye gebedir muhtemelen 2015 Kasım seçimi öncesi iklim ve ortam oluşacaktır. Sürekli söylüyorum. Tayyip Erdoğan için İstanbul'u kazanmak 30 ili kazanmaktan daha önemli. Kazanırsa Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulacak ve 2028 için bugünden rahatlayacak. Bu şekilde Cumhuriyet Halk Partisi de bölünecek ve sıfır muhalefet tablosu ortaya çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu'nun pusuda olduğunu ve İmamoğlu kaybetsin diye çalıştığını beklediğini en iyi iktidar biliyor. Yok eğer tersi olur, Ekrem İmamoğlu kazanır ve Erdoğan kaybederse, Cumhuriyet Halk Partisi bölünmek bir yana büyüyecek ve iktidara alternatif olacak. İmamoğlu da geleceğe ipotek koyacak. Yasaklama ya da görevden alma Ekrem Bey'i efsane yapar ve AKP iktidarının süresini kısaltır. Bulunulan ekonomik kaos tablosunda Tayyip Erdoğan sokakları ve de dünyayı karşısına alacak o tür şeylere girişmez, o tür şeyler yapmaz. Önemli bir hususta şu Kemal Kılıçdaroğlu'na güvenmeyen iktidar demiyorum devlet Ekrem İmamoğlu'na aynı tavrı takılmaz. Arşivim ortada. İsteyen internetten bulabilir. 2023'ün Ocak ayında devlet iktidarı Kılıçdaroğlu'na vermez. Bunun içinde de Kılıçdaroğlu kazanamaz demiştim ki Meral Akşener'in onlarca iyi partili önünde devlete karşı görev yaptım demesi bundandı. Bunu onaylamak manasında değil, realiteyi aktarmak yani tespit olarak sunuyorum.'' Gelelim Muharrem İnce'nin yavşak ifadesine. Üslü bu beyan aynıyla insan demeyeceğim lakin o kelime hiç olmadı. Şöyle dedi Muharrem İnce, tencere iktidarı yıkar doğrudur ama güvenlik tencereyi de yıkar. Sen FETÖ'yle PKK'yla böyle yavşak bir ilişki içinde olursan bu millet dolar 100 lira olsa bile yine sana oy vermez.'' Bu açıklama Cumhuriyet Halk Partisine yavşak demek şeklinde okunacaktır ve içeriğindeki doğrular görülmeyecektir. Kılıçdaroğlu'yla beraber CHP'nin PKK ile FETÖ'yü hedef almadı. Vakadır ki biz bunu yıllardır söylüyoruz. Ancak Devleti kuran Cumhuriyet Halk Partisini yavşaklıkla özdeşleştirmek yanlıştır. Muharrem İnce'ye hiç yakışmadı. Hiç kuşkum yok. Muharrem İnce'ye bir ilçe belediyesi verilseydi bu sözün tam tersini ederdi. Kemal Kılıçdaroğlu demişken dün Twitter ya da X mecrasından açıklamalar yaptı. Dedi ki seçimde partime desteğim tam olacak. Bu açıklama sonrası Murat Karayalçın gibiler Kılıçdaroğlu'nu eleştirenleri kınıyorum dediler. Pardon ama ne yani Kemal Kılıçdaroğlu seçimde CHP'li adaylarına desteğim yok mu diyecekti. Böyle bir şey söylese sokağa çıkabilir mi? Bu tür bir açıklama adım Kemal demek gibidir yani rutindir. Asıl açıklama asıl demek o değildir. Gazeteci Hilal Köylü'ye yapılandır. Kemal Kılıçdaroğlu orada dedi ki siyaseti bırakmadım, siyasete devam ediyorum. Cumartesi ve pazar günleri dahil ardarda Arda toplantılar yapıyorum. Her gün vatandaşlarla bir araya geliyorum, akademisyenlerle beraberim. Yine seçimden sonra CHP Genel Başkanlığı'na aday olacak mısınız sorusuna da Hayır aday olmayacağım demedi. Bunu sonra konuşuruz şeklinde cevapladı. Bütün bunların anlamı açıklaması eşittir Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim sonrasına olağanüstü kurultay için hazırlık yaptığı yapması değil mi? 12 seçim ve kurultay kaybeden 77 yaşındaki birinin siyaseti bırakmadım beyanıyla partililerle gece gündüz toplantılar yapmasının başka bir yorumu olamaz. Vallahi bunlar alemi kör, milleti sersem zannediyorlar. Şunu da söyleyeyim, Murat Karayalçı'nın Kılıçdaroğlu'na verdiği destek de kişiseldir. 81 yaşında olan Karayalçı'nın daha hala makam mevki peşinde ki arşiv ortada, kurultay sürecinde bile partiyi birleştiren isim olayım diye ortaya çıkmıştı. Hayır, Fransızların De Gaulle'u misali karizmatik bir isim olsa ülkeyi kurtarır diye yaşına bakılmaz da Murat Karayalçın siyasi seyri bağlamında Kılıçdaroğlu gibi faciadır. Herkes biliyor ve söylüyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekibi İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kaybetsin diye alenen faaliyet yapıyor. Çünkü kazanırsa siyaseten süpürüldükleri delikten çıkamayacaklarını biliyorlar. İşte bundan ötürü bunlar Türkiye için değil kendileri için politika yapıyor dedim ve diyorum. Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu gibiler sayesinde sürekli olarak şampiyon oldu. Saygı değer anneleri onu adeta bunun için doğurdu. Bu Kılıçdaroğlu Mart sonrası diyelim mezhepçi delege oyu ile tekrar geri döndü. Değil bütün insanlar, bütün canlılar çok affedersiniz kıçıyla güler zira 12 seçim kaybeden birinden gelecek beklenebilir mi? gözünü HDP seçmeni ne diken ey Cumhuriyet Halk Partililer neden bu rezalete susuyorsunuz? Niçin tepki vermiyorsunuz? Bir insanın hırsını anlarım da Bay Kemal ile Meral Akşener'in ki hırs filan değil. Ya görevdir ya da kifayetsiz muhterisliktir. İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 küsür sene önce Cumhuriyet Halk Partisi'ne müfettiş gibi dayattığı Sezgin Tanrıkulu hala partiye bedel ödetiyor. İstanbul Adliyesi'ne saldıran teröristi sahiplenmek için dönemin Adalet Bakanı'na mektup yazdığı ortaya çıktı. Tablo bu olunca da merkezdeki ve merkezin sağındaki seçmen elbette CHP'ye güven duymuyor. Cumhuriyet Halk Partisi demişken Hatay adayı Lütfü Savaş için de söyleyeceklerim var. Savaş deprem yıl dönümü anmalarında yuvalanınca Veli Ağbaba ile Gökhan Günaydın Lütfü Bey'in adaylığının yeniden değerlendirileceğini söylediler. Özgür Özel ise onlara katılmadı. Allah aşkına bu şekilde parti yönetilir mi? Genel başkan ayrı, ona en yakın olan iki isim ayrı telden çalıyor. Sonuçta zaten zorda olan Lütfü Savaş bizzat CHP'liler tarafından delik deşik ediliyor. Bakın bitmiş tükenmiş Kemal Kılıçdaroğlu isminin dolaşması bile aslında Özgür Özel'in bu acziyetindendir. Tayyip Erdoğan'ın 22 yıllık iktidarını yaratanlar da bu gibi isimlerdir. Kılıçdaroğlu genel başkan olur olmaz, olur ömen gibi abide şahsiyetleri biçip, özgür özelleri, sezgin tanrı kuluları tercih etmese CHP bugün bu durumda olmazdı. Oysa birazcık ışık veren, birazcık gelecek vaat eden bir lider olsa AKP çoktan yok olurdu. İktidarı yıllar yılı ayakta tutansır güven veren bir alternatifin yaratılamamasıdır. Bakın AKP o kadar zorda ve itibarsız ki İzmir adayı Hamza da şehir merkezine afişlerini asarken isminin yanına partisinin adını yazmadı yazamıyor. Yine resmi veriler dün ortaya çıktı. Güya nas var naz, faiz haram diyen AKP iktidarlarında faize ödenen para tamı tamına 563 milyar dolardır. Bugün bu paranın üçte biriyle vallahi Türkiye ayağa kalkar. Tablo bu iken lafa söze gelince İslamcılara göre faiz lobisinin partisi CHP'dir. Yine sevgili Remzi Özdemir aktardı. 4 sene önce özelleştirilen bor şeker fabrikasında bakın neler oldu. Bu fabrika NTV ve Star televizyonunu sahibi olan Ferit Şahenk'in doğuş gıdasına 336 milyon liraya satılmıştı. Dün o şeker fabrikasının sadece %29'luk hissesi 1 milyar 857 milyona satıldı. Dolar hesabıyla devletin 77 milyon dolara sattığı fabrika şimdi 208 milyon dolardır. Türkiye ve muhalefet bunları konuşmuyor, başka şeyleri konuşuyor, adeta meleklerin cinsiyetini tartışıyor. Noktalarken videomu dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın. Bunun size maddi manevi hiçbir külfeti yok.